Selam millet, Undertale'ın yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Undertale'da alınamayan veya alınabilse bile bize farklı konuşulan isimlere bakacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz Undertale'da oyuna başlarken, hatta göstereyim, düşen insana isim ver gibi bir seçenek çıkıyor karşımıza. Şimdi bu düşen insana isim ver şeyi aslında yeni başlayanlar için fazla bir şey ifade etmese de oyunun ilerleyen seviyelerinde hikayeyle alakalı bazı şeyleri işte anladınız yani, hani işte kime düşen insana isim mi veriyoruz, kime veriyoruz falan, neyse biz aslında kimiz ne, o sorulara cevap veriyor mu, öyle mi denir bilmiyorum, önemli değil, zaten konumuz bu değil, buna nereden geldik ya, neyse. Şimdi arkadaşlar aslında demek istediğim şey şu: oyunun başında bazı isimler alırken bize oyun bunu aldırmıyor. Bu zaten oyundaki bazı ana karakterlerin isimleri ve bazı yan karakterlerin isimleri. Ama bunların hepsinin dışında bir isim var ki o isim oyunda çok enteresan şeyler yapıyor. Neyse. Şimdi arkadaşlar hemen Elfis ile başlayacağım. En sevmediğim karakter. Kendisinden nefret ediyorum buradan. Elfis, inşallah ölürsün. Devam ediyoruz. Şimdi Elfis ile başlayacağım. Kankamla. Şaka yapıyorum. Bu arada Elfis'i gerçekten çok seviyorum falan diyormuşum. Yapma bunu diyor. Bakın. Ya yapma bunu diyor. Ve bunu kekeliyor. Yani aynı Elfis gibi. Biliyorsunuz Elfis de böyle çok heyecanlı, çok nasıl diyeyim yani, böyle kekeliyor biliyorsunuz. Aynı onun gibi yapıyor. Pekala Elfis, yapmayalım. Seni mi kıracağım? Devam edelim. Asgore. Kral Asgore Dremur. 7 insan ruhuyla birlikte kralımız. Bir. Ne olacak? Kimlere işleyen bir kral olacak. Neyse. Şimdi Asgore. Yapamazsın. Çok net. Çok böyle sert. Yapamazsın. Aynı Asgore gibi. Peki. Bu arada Asgore o kadar da sert biri değil bence. Ezreal. Ay kanka. Seni çok seviyorum. O planı yapamadık ama olsun. En azından denedik. Ezreal kankim. 3 nokta yan yana. Alamıyoruz. İsmi alamıyoruz. Evet. Pek. 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 Sırada. Flavie. Flavie. Biliyorsunuz. Oyundaki en tatlı çiçek diyormuşum. Şimdi flower çiçek demek. Ama mesela atıyorum mesela şimdi sonuçta bu oyunu milyonlarca insan oynuyor. Ve düşünsenize flower diye yani çiçek ismini almak istiyorsunuz flower. Ama bir harf kayıyor. Düşünsenize ve karşınıza böyle bir şey çıkıyor. Ben o ismi zaten seçtim bitch. Altında falan sıçarsın herhalde. Yok aslında korkmaz da neyse. Devam ediyoruz. Evet. Sans kankamı deneyeyim. Dude. Bakalım Sans'ta ne diyor. Büyük ihtimal güzel bir şaka yapar. Olmaz. Olmaz.com. Peki. Peki. Peki Sans, senden daha komik bir şey beklerdim kanka. Toriel. Toriel. Toriel büyük ihtimal annemiz olduğu için seveceğim bir şekilde yaklaşacaktır. Bence kendi ismini düşünmelisin evladım. Bence kendi ismini düşünmelisin evladım. Toriel, bu nasıl bir Türkçe? Neyse. Güzelmiş. Güle güle kullan. Toriel da böyle dedi. Undyne. Geçen bölümde öldürmüştük onu. Şimdi arkadaşlar bu nickleri alamıyoruz oyunda. Çünkü bunlar oyundaki baş kahramanlar. Ama inanıyorum ki... Burada bir şey demeyeceğim aslında. Neyi arıyorum şu an? Undyne. Undyne'i iyi sonunda öldürmüştük değil mi geçen bölüm? Puh, niye böyle bir şey yapmıştık? Kendi ismini al. Biraz sert. Öyle değil mi? Biraz böyle... Aynı Undyne bize zaten hep serseri diyordu. Pekala, devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar, bir isim var ki bu isim... Ya... Oyundaki... En gizemli... En enteresan... En gizli şey... Ve her şeyde en gizemli benim demeye devam ediyor. Karşınızda... Şimdi arkadaşlar Gaster yazacağım orada. Gaster yazacağım. Arkadaşlar Gaster. Şimdi Gaster yazdığım zaman normal bir nick alma opsiyonundan farklı şeyler oluyor. Hemen göstereyim. Ne olacağını da söyleyeyim. Ben bunu denedim çünkü. Gaster'ı denemeyen yoktur herhalde. Şimdi arkadaşlar Gaster'ın ikini aldığımız zaman ilk önce bir gene bu isim doğru mu diye bir ekran çıkıyor. Ve bir saniye sonra oyun tekrar başlıyor. Göstereceğim. Bak gördünüz mü? Gördünüz tabii. Çünkü video izliyorsunuz. Gördünüz mü arkadaşlar? Ne yaptı? Gaster. Bence olay orada şey, hikaye şey. O Nick'i tam denerken Gaster bütün zaman evreninde gezebildiği için, oyundaki bütün evrenlerde gezebildiği için bir anda oraya geldi ve onu bozdu. Ama bunu asla ve asla anlayamadık ve bize de hiçbir şey demedi.
Peki Gaster. Öyle olsun Gaster kanka. Peki. Şimdi bunlar ana karakterlerde. Bu isimleri alamıyoruz arkadaşlar. Bu isimleri almak yasak. Alamazsın. Toby Fox tarafından yasaklanmıştır. Şimdi bir de yan karakterler var. Oyundaki karşımıza çıkan yan karakterler. Onlar da kendi özelliklerine göre konuşuyorlar. Hemen ama onun öncesinde şöyle bir Frisky deneyeceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz ya da bilmeyenler için söyleyeyim. Frisk arkadaşlar. Değerli Roma halkı. Frisk. Oyunda hard modu açan bir isim. Aynı zamanda spoiler'a giriyor mu bilmiyorum da. Aslında bizim ismimiz Frisk. Bunu niye söyledim bilmiyorum. Neyse. Bunu unutun. Az önce söylediğim şeyi unutun. Frisk ismini aldığımız zaman arkadaşlar uyarı. Bu isim almak hayatınızı zehir edecek. Yine de kabul mü? Diye soruyor ve hard mod açılıyor arkadaşlar. Hard mod gerçekten çok keyifli. Oynamanızı şiddetle öneririm. Ben oynadım. Sinir hastası oldum. Gerçekten kafayı yedim. Ama çok tatlıydı. Çok güzeldi. Nasıl bittiğini de söylemeyeyim. Güzel, çok güzel bir şekilde bitiyor. Gene Toby Fox güzel şakalar yaparak bitiriyor. İlk kez oynayacak arkadaşlar mutlaka denemeli. Frisk modunu denesinler. Peki, şimdi şöyle bir terim var arkadaşlar. Murder. Murder, murder. Murder biliyorsunuz katil demek ama ne değil tabi. Murder katil demek arkadaşlar. Eğer bu isimde birini alırsanız... Ben ne yapıyorum ya? Bu nasıl murder yazmak Ali Bey? Dam, dam. Evet, bu ismi aldığımız zaman arkadaşlar bakın. Tam 12'den vurdun değil mi? Tam 12'den vurdun değil mi? Bunu kim söylüyor bilmiyorum. Tam 12'den vurdun değil mi? Tamam. Bunu büyük ihtimal Flowey de söylüyor olabilir. Bilmiyorum. Kimle muhatap olduğumuzu da bilmiyorum burada. Bazı karakterler dışında. Pekala. Cathy'yi deneyelim mi? Hadi Cathy'yi deneyelim. Cathy arkadaşlar. Nerede çıkıyordu Cathy? Methadone Hotel'da galiba. Methadone Hotel'a girmeden önce sağa doğru giden ürkünç dar bir yol vardı. Hatırlayın. Cathy orada karşımıza çıkan sevimli bir timsah da herhalde. Bretty, Bretty. Bu benim ismim. Aynen. Bretty galiba timsah olan Bretty'ydi. Bilmiyorum. Fazla bir önemi yok. Cathy ismini kim alır ki? Şimdi Cathy'ler beni dislike atıyor. Neyse. Bretty zaten aynısı. Bretty. Ha Bretty'yi de yazalım. Aynısı ne ya? Şimdi. Bakalım şeye cevap verecek mi? Yanlış oldu. Çok özür diliyorum. Arkadaşlar bu arada. Ay ne oldu? Geri çıktım. Bu arada arkadaşlar B'ye gidemiyorum ha. Eğer sizin de benim şu an bu videoda yazmadığım ama yazdığımız zaman çok değişik bir şeyin olduğu isim varsa lütfen söyleyin. Gerçekten ben onu deneyeceğim. Yani videoda denemesem bile videodan sonra denerim. Olur galiba. Peki. Bu da böyle diyor. Yani Brett ismini kim alır ki? Şimdi. Timmy. Çok tatlısın lan. Tep köyüne hoş geldiniz. Timmy ne der bakalım? Hoi, hoi diyor. Kendi selamlama şekliyle yapıyor Temi. Tamam, Temi'ninki güzel bu arada. Gerçekten alınabilir yani. Ben almam da. Yani çok güzel tatlı bir kızsanız Temi'ninkini alabilirsiniz. Iron'u deneyelim. Iron'ım yok içmeye. Neredesin gel. Iron. Iron'landın. Gelsene ola. Bakalım. Bu isim doğru mu? Noktalı virgüllü gülücük. Bakın. Bu sıradan bir şey değil arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Mesela standart herhangi bir nick alalım. ZZZX. Bu isim doğru mu? Sadece soru işareti. Ama Iron'u aldığımız zaman. Iron'u alamadım şu an çünkü. Ya anladınız işte bana gösterttirmeyin ya. Şu an anladınız ama göstermek istiyorum. Neyse. Bu isim doğru mu? Noktalı virgüllü gülücük. Emoji de bunun anlamını bilmiyorum. Bir anlam olması lazım. Şu an umurum dışı. Devam ediyoruz arkadaşlar. Washua. Washua'yı ben biliyorum arkadaşlar. Washua. Büyük ihtimal temizlik tanrısı diyeceğim. Günaha gireceğim şimdi. Neydi bu Washua ya? Temizlikle alakalı bir şey olduğunu hatırlıyorum. Washua. Washua aynen. Temizlikle alakalı bir... Her yeri silen şey değil mi bu ya? Aynen o. Washualandın. Temiz isim. Aynen böyle de ismi aldırıyor ama böyle de şakasını yapıyor. Peki. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Kim kaldı? Kara var. Kara'yı deneyelim mi? Kara'yı zaten yapmayan var mı? Biz kötü sonunda Kara yaptık zaten ismimizi. Bu da hikayeyle alakalı bazı şeyleri tanımlıyor. Kara oyundaki ilk düşen insan arkadaşlar. Ezreal'le arasındaki mükemmel bağ. Hakiki isim. Bu oyunu yapan isim. Bu oyunu yani bu oyunu, bu hikayeyi. Bu hikayeyi en anlamlı kılan isim. Bunu almayacağız. Kara. Kötü Kara bu arada kötü değil arkadaşlar. Şu kafadan bir çıkın lütfen. Teşekkürler. Şimdi.
Toby Fox'un yaptığı bir şaka. Çok güzel. İnanılmaz komik. Mesela oyuna ilk kez girdiniz. Mesela bu videoyu izliyorsunuz ve diyorsunuz ki ya şu dur bakayım Undertale'ı biraz da ben oynayayım diyorsunuz ve giriyorsunuz, oyunu alıyorsunuz. Oyuna hemen başlamak istiyorsunuz. Açıkçası Undertale'a biraz saygısızsınız, tamam mı? Direkt başlamak istiyorsunuz ve hemen şöyle yapıyorsunuz. Lanet ismi bana ver. Öyle yapıyorsunuz. Hemen geliyorsunuz. Toby Fox size diyor ki pek yaratıcı değilsin. Gerçekten çok güzel. İsmi aldırıyor ama lafını da koyuyor. Ya Toby ya. Seviyorum seni. Şimdi Meta var. Metaton'un kısaltılması. Peki Metaton. Peki. Peki. Metaton biliyorsunuz Metaton. Bakalım ne diyor. Bazı isimler sığmadığı için özellikle Papyrus mesela kısaltmayla alınabiliyor arkadaşlar. Ooo markamın reklamını mı yapıyorsun bitch? Diyor bitch. Metaton. Met yazdığımız zaman da aynı şey oluyor arkadaşlar. Yazmaya gerek yok. Met yazdığımız zaman da Metaton bunu aynı söylüyor. Pekala. Jerry. Jerry kimdi ya? Ben Jerry'yi nereden hatırlıyorum? Tom ve Jerry. Evet. Komikmiş. Jerry deyince de Jerry diyor. Yani bu kadar. Bunun da esprisi bu. Hiçbir şey ifade etmiyor. Peki. Şimdi geldik Papyrus'a. Papyrus seni çok seviyorum. Merhaba Sara Pepper izlemeyi daha çok seviyorum. Tepki görmesem hep öyle diyecektim. Bu da benim acıklı hikayem. Pekala. Bunda Papyrus yazdığımız zaman. Yazamadım şu an. Nerede? Nerede? Ne yapıyorum ben? Bunda tam çünkü Papyrus galiba 7 harf ve sadece 6 harf alabiliyoruz. O yüzden Papyru. S'si yok. Papyrus. Papyrus Alman. Evet bu şaka. İzin veriyorum diyor. Kankam sağ ol. Çok teşekkür ederim de yani Papyru ne? Hiç keyifli değil. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Elfis'in de bir kısaltması var. Hatta göstereyim. Bana fazla komik gelmedi ama işte. Belki siz gülersiniz değerli Roma halkı. Elfis nerede? Elfi. S'si olmayan Elfi. Tamam. Tamam diyor. Gene Elfis'in konuşması büyük ihtimal. 4 nokta yan yana tamam soru işareti. Elfi'nin bir anlamı var mı ya? Oyunda bilmiyorum. Olabilir. Ekran kapandı. Bir dakika. Teşekkürler. Şimdi neyi deneyelim? Blocky'yi deneyelim mi? Hadi Blocky'yi deneyelim. Blocky biliyorsunuz arkadaşlar. Napstack Block. Kun takma adı galiba. Aynen. Nickname. Blocky bu arada biliyorsunuz Metaton'un kuzeni. Kendisi bir hayalettir ve gerçekten evinin ortasında uyuduğum günler geldi aklıma. Seni çok özledim Blocky. Seni durdurmak için güçsüzler. Oha bir dakika bunu ilk defa mı görüyorum ben? Yo bir kere daha gördüm bunu. Seni durdurmak için güçsüzler. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sayamadım noktaları. Kör oluyordum az daha. Pekala Gerson'u deneyelim hadi. Gerson'u ben nereden hatırlıyorum? Nereden hatırlıyorum.com. Bir dakika. Gerson galiba hatırlayın arkadaşlar. Hatırlayın derken hatırlayamadım ya. Şey buldum söyleyeceğim hemen söylüyorum. Yazarken düşünemiyorum da. Arkadaşlar Gerson. Hadi yapabilirsin Ali. Just do it. Şelalelerde Undyne Savaşı'ndan önce bize lanet olası burgerleri satan. Burger değil işte tamam. Aynen. Vaha neden olmasın. Neydi seninle savaşmayacak kadar tecrübeliyim falan gibi bir şeyler diyordu öyle hatırlıyorum. Peki devam ediyoruz ve Shireen son. Bir de kendim bir şeyler deneyeceğim ya. Shireen. Shireen nerede? H nerede yani? Teşekkürler. Shireen. Shireen. Ay yazamadım. Yazamadım Shireen. Bu arada Shireen. Shireen'i hatırlayamadım. Ama büyük ihtimal kaslarını gösteren balık. Yok balık adam da değil. Ne olduğunu unuttum. 3 nokta yan yana soru işareti. İsmi aldırıyor ama böyle diyor. Almayacağım. Niye alayım ki? Kim şairin ismini alır ki? Tamam alabilirsin. Sıkıntı şey yapmıyor. Şimdi arkadaşlar ben bu kadar denedim. Benden bu kadar. Sizin yorumlarda çok merak ediyorum gerçekten. Hani abi şunu da denesene. Böyle de var dediğiniz varsa ben videoyu çekmem ama denerim. Bir dakika ya ben. Abi Gaster da niye öyle diyor? What the fuck? Bir dakika mesela ben şimdi deneyeyim. Monster Kid'i denemek istiyorum ama ben denedim galiba. Monster yazdım çıkmadı bir şey. Ne çıkabilir? Şu an Toby Fox'un bir anlam yüklediği bir şey. Bir dakika Gaster Follower'dan düşüneyim. Follower'dan. Yo. Joner Kid. Joner yazayım. Bir dakika hadi. Hadi. Arkadaşlar olursa ilk kez olacak. Bak burada sizle deniyorum. Joner London. İnşallah olur ya. Bu isim de... Ah be hiçbir şey olmadı. Bir dakika VD yazayım. VD gaz... Dur. Ama nokta yok ki ya.
Deniyorum arkadaşlar, belki buluruz diye. Dur sadece VD yazayım. Bir şey ifade et. Bu isim doğru mu? Hayır değil. Gusters. Guster. Guster tam 6 harf. Guster. Sonuna ne eklesek? Gusters. Yok bir şey değişmez. Neyse bulamadım. Tamam isim bulamadım. Ne dinim abi? Kid denesin. Mesela kid yazdığım zaman. Ya da kill. Oha çok iyi. Bu isim doğru mu? Pekala bir şey ifade etmedi. Asriel Dreamer. Dreamer yazılabiliyor mu bu arada? Dreamer nasıl yazılıyordu? Ben onu tam bilmiyorum ki ya. 2 E ile galiba. Aynen öyle hatırlıyorum. Sığmaz ki. 2, 4. Aa bir dakika. Sığmıyor. O zaman sadece sığdığı kadar Dreamer. R sığmıyor büyük ihtimal. Bakayım. Aynen sığmıyor. Hadi hadi beni şaşırt. Tüh bir şey çıkmadı. Neyse arkadaşlar çıkartamadım. Arkadaşlar sizin eğer varsa abi. Bir dakika ya. Çocuğun biri bana Solus gibi bir şey demişti ya. Bir arkadaşımız Soylup, Soylup mu? Soylus mu? Ruhsuzlukla alakalı bir şey demiş. Soylusuz, soylusuz. Bana soysuz mu diyordun lan? Neyse. Neyse arkadaşlar bulamadım ya. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Hatta size kalp bırakayım. Tamam mı? Çünkü yorumlarda öyle bir hızlı kalp istiyorsunuz ki kalp yetmezliğinden ölebilirim. Bu isim doğru mu? Kesinlikle doğru. Evet arkadaşlar bu kalp hepinize gitsin. Bu bölümü burada bitireyim. İsimleri denedik. Alınabilen, alınamayan isimleri denedik. Merhaba, ben Çara. Bir dakika ben değişik miyim? Hadi şuradan hızlı bir seri son yapalım mı? Sadece Flavio'yu görüp çıkacağım. Sen tam bir gerizekalısın. He ya, ben Flavio. O ismi sen almıştın da. Tamam neyse. Flavio görüşürüz. Kendine iyi bak. Seni hiç sevmiyorum. İnşallah ölürsün. Evet arkadaşlar bu bölümde bunu denedik. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.